Evet, tekrar merhaba. Açılışta da söylediğim gibi bugün programımızda doğumunun 90. yılında Aliye İzzet Begoviç'i daha düşünce adamı ve devlet adamı ya da mücadele adamı kimliğiyle ele alacağız. Konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Doçent Doktor Mahmut Hakkı Akın, Necmettin Erbakan Üniversitesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz Doktor Faruk Karaarslan, Erciyes Üniversitesi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi demin de ifade ettiğim gibi Aliye İzzet Begoviç hani hayatın farklı dönemlerinde farklı roller üstlenmiş ve çok özgün bir isim. Ağustos ayı da doğum yıl dönümü ve işte bu sene 90. yılı doğumunun çeşitli etkinliklerle anıldı. Herhalde Bosna Hersek'te de bir takım etkinlikler yapıldı. Biz de bunu göz önünde bulundurarak Türkiye'de de çok bilinen bir figür olarak tarihin önemli bir ismi olarak İzzet Begoviç'i ele alalım istedik ve konuyla ilgili çalışmalar olan sizin gibi genç akademisyenleri davet ettik. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hani böyle kişi anılmalarında ya da programlarında usuldendir. Kısa bir hayat hikayesiyle başlasak Faruk Hocam. Aliye İzzet Begoviç kimdir desek ana hatlarıyla neler söylenebilir? Aliye İzzet Begoviç aslında bir Osmanlı torunudur. Kendisi 1925 yılında bugün Belgrad yakınlarında Bosanski Samaç şehrinde doğuyor. Fakat dedesi İstanbul'da askerlik görevini yerine getirirken Sıdıka Hanım'la evleniyor. Ve birlikte tekrar Saraybosna'ya, önce Bosanski Samaç'a, oradan da dedesi Saraybosna'ya, oradaki zulümlerden dolayı Saraybosna'ya göç ediyorlar. Aliye İzzet Begoviç böyle bir dedenin, Osmanlılı bir babaannenin torunu olarak 1925 yılında dünyaya geliyor. Tabii geldiği tarih önemli çünkü dünyaya geldiği tarihte Müslüman ülkeler neredeyse hiçbir Müslüman ülke bağımsızlığını kazanmış durumda değil. Dolayısıyla doğduğu andan itibaren tarihin aslında bir cilvesine de konu olmuş oluyor. Aliye İzzet Begoviç tabii çok genç yaşlarda okumaya, yazmaya başlıyor. Bu süreçte Bosna'daki Müslümanları temsil etmeye aday olan Genç Müslümanlar Örgütü'ne dahil oluyor. Ve orada bazı entelektüel ve siyasi faaliyetlere katılıyor. Tabii bu faaliyetlerin bir bedeli de oluyor. Bu bedelini 1946 yılında 3 yıl hapse mahkum kalarak ödüyor. Daha sonra hapisten çıktığında Halide Hanım'la evleniyor ve çalışmalarına, okumalarına, yazmalarına devam ediyor. Hukuk eğitimi alıyor değil mi? İlk başta ziraat eğitimi alıyor. Ailesinin ısrarı üzerine. Fakat ziraat eğitimine başladığında fark ediyor ki bu alan kendisine göre değil. Daha sonra kendisi 3. sınıftayken sanırım ziraat eğitimini yarıda bırakıp hukuk eğitimine başlıyor. Ziraat eğitim almasında ailesinin toprak sahibi olması yani bilinen tanınan güçlü bir ailenin. Tabii bir soylu bir aileden soylu bir geliyor aile. Ve toprak bir tarımla iştigali olan bir aile. Dolayısıyla çocukların ziraat eğitiminin almasının ileride fayda göstereceğini düşünüyor. Fakat Aliye İzzet Begoviç de tarihsel ve siyasal koşullar sebebiyle bir sorumluluk bilinciyle büyüyor, okuyor ve yetişiyor. Bu sebeple bir hukuk eğitimi alıyor. Tabii bunu yaparken kafasında bazı sorular var. İçerisinde yaşadığı siyasal sistemin getirdiği kaoslar, oradaki hukuk düzeninin çürümüşlüğü, hangi siyasal sistemin, hukuk sistemin azınlıkların haklarını koruma konusunda daha mahir olacağına dair kafasındaki soru işaretleri onu hukuk eğitimine sevk ediyor. Daha sonra kendisi İslam Deklarasyonu eserini kaleme alıyor. Bu eser Genç Müslümanlar Örgütü'nden 3-4 arkadaşıyla birlikte yaptığı kitap okumalarının sonrasında, tartışmalarının sonrasında ortaya çıkan bir eserdir. Evet. Bu süre zarfında da İslam Deklarasyonu eseri sebebiyle sistem muhalefeti olmakla suçlanıyor ve şeriat talep ettiği gerekçesiyle 83 yılında meşhur Saraybosna davasına konu oluyor. Orada da bir 13 yıllık hapis alıyor ama daha sonra indirimlerle birlikte 88 yılında 5 yıl kadar yatıyor. Evet, hapisten çıkıyor. Yani hayatının yaklaşık 10 yılı değişik dönemlerde. Evet, 9 yıl 6 ay kadarıyla hapishanede geçiyor. Tabii hapishane bugün baktığımız zaman ya da Aliye İzzet Begoviç'in kendi hissiyatını
düşündüğümüz zaman bir zulüm dönemi olarak görülüyor ama hapishanede tuttuğu notlar, tanıklıkları, tanışıklıkları daha sonrasında onun entelektüel birikimine çok fazla katkı sağlıyor. O kitaplara ayrıca değinelim. Şimdi Mahmut Hocam, Faruk Hocam da bahsettiği bir yetiştiği dönem. Yani Bir Dünya Savaşı sonrası bir tarihte doğuyor. Gençlik yılları İkinci Dünya Savaşı'na denk düşüyor. Ve bu tür entelektüel ve mücadele adamlarının oluşumu, yetişmesinde, fikirlerin oluşumunda içinde yetiştikleri sosyal ortam, siyasi ortam etkili olur değil mi? O dönemi bir hatırlarsak, yani nasıl bir dönemde çocukluğu ve gençliği fikirler oluşuyor? Evet. Dönemin özellikleri gibi. Yani İzzet Begoviç pek çok farklı siyasal sistemi tecrübe etmiş hayatında. 1925'te doğduğunu demin Faruk Bey de söyledi. O dönem Sırbistan Krallığı hakim, Bosna Hersek'e. Ardından 2. Dünya Savaşı yıllarında Nazilere bağlı bir ustaşa, Hırvat ustaşa rejimi kuruluyor kısa bir süre. Sonra da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hepimizin bildiği uzun yıllar, 89'a kadar Tito'nun kurduğu Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti kuruluyor. Ardından da demokrasiye geçilen bir dönem. Yani 4 tane ayrı yönetimi İzzet Begoviç tecrübe etmiş. Hepsinin izlerini de görüyoruz yani yetişmesinde. Ancak özellikle otoriter ve totaliter rejimlere karşı İzzet Begoviç'in bir eleştirisi vardır. Bunda tabii ki onun hem ustaşa rejimine karşı çıkması gençliğinde, İkinci Dünya Savaşı yıllarında, hem İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle sosyalist Yugoslavya'nın Müslümanlar üzerine baskı kurması ve zaten reel sosyalizme Ali İzzet Begoviç'in başından itibaren getirdiği itirazların sonucu olarak bir muhalefet, muhalif tavrı var. En sonunda da demokrasi döneminde zaten kendisi malumunuz Cumhurbaşkanı oldu. Ki onu da şöyle zikretmemiz lazım. 5 yılı fiilen savaşla geçmiş bir dönemden bahsediyoruz. Zor bir dönem ama bütün bunlara rağmen İzzet Begoviç'in biz onu kendi şah eserinde de görüyoruz. Doğu ve Batı arasında, İslam'da ve diğer eserlerinde de özgürlük vurgusuyla hareket ettiğini görüyoruz. Yani İzzet Begoviç için önemli olan özgürlük meselesidir. İfadenin, yaşayışın, düşüncenin özgür olarak var olduğu, örgütlendiği bir toplumun peşinde olduğunu Ali İzzet Begoviç'in görüyoruz. Yugoslavya döneminde yoğun ateizm propagandası sırasında böyle bir sorgulama dönemi de yaşıyor sanki, değil mi? Gençliğinde var. Dediğiniz gibi Genç Müslümanlar Teşkilatı bir ateizm propaganda yapan bir filmin yayınlanmasını protesto ediyor. O protestoda da Ali İzzet Begoviç öncülerden birisi. Sanırım 1946 ya da 47 olmalı. Yani 20-21 yaşlarında İzzet Begoviç. Zaten ondan sonra hapse, 3 yıllık ilk hapis tecrübesi öyledir İzzet Begoviç'in. Yani İzzet Begoviç açısından önemli olan şey değildir. İnsanlar ateizmi tercih de edebilir. Ancak öbür taraftan oradaki Müslüman topluluğa zorla ateizm propagandası yapılması, onların değerleriyle bir çatışma alanının oluşturulmasına ciddi tepki verdiğini o dönemde görüyoruz. Ki sonrasında da zaten Genç Müslümanlar Teşkilatı'nın içerisinde yaptığı faaliyetlerde, işte İslam Deklarasyonu kitabı onun bir sonucu, düşüncesi yüzünden girmiştir İzzet Begoviç. Herhangi bir adi suç işlemesi yoktur, herhangi bir şiddet eylemine katılmamıştır. 9 yılı aşan bir süre hapishane hayatı ama tamamı düşünce. Düşünce, dolayısıyla. Şimdi hocam İzzet Begoviç ile ilgili kısa bir bandımız var. Bunu paylaşalım izleyicilerimizle, sonra kaldığımız yerden devam edelim. O taçsız, tahtsız bir kral. Krallığı bilgeliğinden, gönüllerde kurduğu saltanattan. Köle olmayacağız diye yola çıkan, ülkesi yanarken nefrete nefretle cevap vermeyin, Bosna için nefret çıkmaz sokaktır diyen bir bilge. Aliya İzzet Begoviç, mucizesinin adı Bosna. Hayatı mücadeleyle geçmiş, zorluklara karşı inancıyla savaş vermiş bir isim Aliya İzzet Begoviç. Onun savaş yıllarında Bosna'yı koruyan İgman Dağı'na benzeten halkı için Aliya İzzet Begoviç unutulmayacak bir isim. Aliya İzzet Begoviç'i Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinde öne çıkaran süreç çok uzun. Doğum tarihi 8 Ağustos 1925. Doğduğu yer Bosna Hersek'in Bosanski Samak kasabası. Dedesi Adaşı, onun adı da Aliya. Dedesi Üsküdar'da askerlik yaptığı yıllarda Sıdıka isimli bir Türk kızıyla evlenmiş. 5 oğlu olmuş bu evlilikten.
oğullarından Mustafa İzzetbegoviç, Bosna'nın bilge kralı Aliya İzzetbegoviç'in babası. 2 yaşında Saraybosna'ya taşınmış Aliya. Eğitim gördüğü yer Saraybosna'da bir Alman lisesi. Aliya'nın komünizm ve faşizme duyduğu derin nefret onu İslam'a yönelttiğinde yaşı 16'ydı. Derken birkaç arkadaşıyla Genç Müslümanlar yani Miladi Müslümani kulübünü kurdu. Giderek aktifleşen bu kulüp 2. Dünya Savaşı sırasında pek çok kişiye yardım elini uzattı. Kulübü kurduktan 8 yıl sonra İslamcılık suçundan tutuklandığında 24 yaşındaydı Aliya. Tam 5 yıl hapis yattı. O hapisteyken idam edilen kulüp üyelerinden biri İzzetbegoviç'in yerini alan Halit Kaytaz'dı. Hapishane günlerinin sonrasında önce Ziraat Fakültesine girdi, ardından da çocukluk hayali Hukuk Fakültesini bitirdi Aliya İzzetbegoviç. Hukuka olan inancının temelleri o yıllarda atıldı. Tam 25 yıl avukatlık yaptı Aliya İzzetbegoviç. İslam Deklarasyonu. 1970 yılında yazdığı bu kitap 1983'te kovuşturmaya uğradı ve Aliya 12 Müslüman aydınla birlikte tutuklandı. Derken 1950 öncesinde kurulmuş olan Miladi Müslümani adlı örgütü yeniden örgütlemek suçundan 14 yıl hapse mahkum edildi. Mahkumiyetini çekerken Yargıtay bu cezayı 11 yıla indirdi. 1989'da ilan edilen af sonucu özgürlüğüne kavuştu. 1990 yılında İslam Deklarasyonu'nu yeniden bastırdı. Bu kitap İzzetbegoviç'in İslami kimliğinden ziyade siyasi kararlılığının ve mücadelesinin bir simgesi oldu. Yugoslavya'nın yeniden yapılanma sürecinde SDA yani Demokratik Eylem Partisi'ni kurduğunda iyiler daha önce öldüler diyerek liderlik için çok da gönüllü olmadığını anlatmaya çalışıyordu. SDA o kadar hızla kitlelere ulaştı ki Aliya İzzetbegoviç 1990'da ortak yönetimin başkanı seçildi. Bosna'nın yakılıp yıkıldığı, can pazarına döndüğü günlerde Aliya İzzetbegoviç bütün gücüyle halkını bu acımasız savaştan çıkartmaya uğraştı. Ve sonunda Dayton Antlaşması'yla Bosna Hersek'in sınırlarını korumayı başardı. Aliya İzzetbegoviç 78 yaşında veda etti hayata. Geride halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bırakarak. Evet, geniş bir özet olmuş. Bu vesileyle bir kez daha rahmetle anmış olalım. Şimdi bu hayatına, yetişme çağına, dönemine ilişkin genel şeylerden sonra biraz daha böyle bir entelektüel, bir dava adamı, bir mücadele adamı Aliya İzzetbegoviç, nasıl denir, Balkan Müslümanları için, daha özellikle tabii Boşnak olmasa Bosna Hersek için veya İslam dünyası için İzzetbegoviç'in önemi, yeri, düşünceleri nedir diye baktığımızda neler söylersiniz? Faruk Hocam'la başlasın. Aliya İzzetbegoviç tabii Bosna Hersek'te yaşamış, tarihin yüklediği sorumlulukları orada omuzlamış. Fakat ürettiği eserler ve hayat hikayesine baktığımız zaman sadece belirli bir coğrafyaya hitap eden bir kişiliği yok. Aslında Aliya İzzetbegoviç'in sadece Bosna Müslümanlarına dair de bir kaygısı yok. Mesela İslam Deklarasyonu eserinin hiçbir yerinde, o eserden dolayı yargılanmıştır ama Bosna'ya dair bir ibare yoktur. Yani Bosna'nın siyasal sistemine dair bir ibare yoktur. Onun temel derdi tüm dünya üzerinde yaşayan Müslümanlardır. Bu Müslümanların içerisinde yaşadığı kaos ortamından nasıl kurtulacağına dair kafasındaki soru işaretine cevap arayışıdır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Tabii öbür taraftan da içinde geçtiğimiz yüzyılın ve şimdiki içinde yaşadığımız yüzyılın temel sorunlarından birisi istikrarlı bir toplumsal dönüşümün, kültürel, siyasal dönüşümün nasıl yaşanacağı sorusudur. Sosyal bilimler alanında bu soruya farklı cevaplar verilmeye çalışılmıştır ama bizim için Aliya İzzetbegoviç'i değerli kılan hususlardan birisi Aliya İzzetbegoviç kendi öz kültüründen, kendi değer dünyasından bu soruya cevap arayışı içerisine girişmiştir. Ondan dolayı sadece Bosna'nın sorunlarıyla ilgilenen değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanların sorunlarına cevap arayışı içerisinde olan birisi olmuştur. O anlamda bizdeki
aydın sorununa da, toplumsal değişme sorununa da, hı hı. Totaliter devlet anlayışı sorununa da, hı hı. Ali İzzet Begoviç'ten açılan kapılardan cevap bulabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii devlet adamlığı hususunda da, hı hı. Çok başarılı bir devlet adamlığı ve savaş döneminde komutanlık, hı hı. üstlenmiştir. Ben birazcık daha nacizane şahsım adına ifade edecek olursam, Aliya İzzet Begoviç entelektüel derinliğiyle, hı hı. ve içerisinde yaşadığı çağı okuyabilme becerisiyle bugün özellikle Türkiye, genelde Müslümanlar açısından, hı hı. Önemli bir siyaset felsefecisi ve devlet adamı olarak görülebilir ve izleri takip edilebilir diye düşünüyorum. Evet, Mahmut Hocam, aynı soruyu size de yönelsem. Evet, yani ben de Faruk Bey gibi sadece Balkanlar açısından, yani sembolik tabii orası açısından bir önemi var Aliya İzzet Begoviç'in. Fakat onun deyimiyle söyleyeyim, yani ulusun dar sınırları içerisinde düşünmemek, hmm. gerekiyor. Aliya İzzet Begoviç, çağdaş İslam düşüncesinin en önemli temsilcilerinden birisi. Hmm. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren başlayan, yani İslam işte gelişmeye, ilerlemeye engel midir, değil midir? Bütün bu sorularla başlayan, Kuzey Afrika'da olsun, o zamanki Osmanlı topraklarında olsun, bizden işte pek çok aydının katıldığı, İslam modern dünyada nereye karşılık geliyor ya da ne yapabilir sorularına 20. yüzyılın ikinci yarısından verilmiş bir cevaptır Aliya İzzet Begoviç. Çünkü o meselelerle ilgilenmiştir. İslam Deklarasyonu kitabında yargılanma sebebi, İslam Deklarasyonu kitabı dolayısıyla yargılanma sebebi Aliya İzzet Begoviç'in Yugoslavya'nın bütünlüğüne tehdit olmasıydı. Ama Faruk Bey'in söylediği gibi Yugoslavya kelimesi bir kere bile geçmez. İslam Deklarasyonu'nun ve diğer eserlerinde okuyanları da takdir etmişlerdir. Muhatabı bütün insanlardır. Yani insanlar ve özellikle de Müslümanlardır. Özellikle İslam Deklarasyonu açısından söyleyelim. Çünkü bu bir şeydir, manifestodur. Yani bütün Müslüman toplumlara yeniden Müslümanlaşma çağrısı yaptığı eseridir. Burası önemli benim açımdan. Çünkü İslamcılık ve İslamcılığın en önemli siyasi projesi İslamlaşma. Yani sadece devlet vesaire değil, insan açısından da Müslümanların yeniden Müslümanlaşması, yaşadıkları dönemin problemlerine Müslümanca nasıl karşılık, hı hı. verebileceklerine dair İzzet Begoviç aslında bütün dünya Müslümanlarına ve bütün dünyaya, hı. aynı zamanda 20. yüzyılın ikinci yarısından konuşmuş birisi. Dolayısıyla onu daha önceki İslamcılık akımının siyasi düşüncesinin, hı hı. bir o geleneğin devamında bir isim olarak da kabul etmemiz mümkün. Burada belki ben, buyurun. Müsaadenizle bir şey eklemek istiyorum. Şeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor tabii. Aliya İzzet Begoviç, Doğu ve Batı bloğunun çok keskinleştiği, netleştiği bir dönemde eser üretiyor. Hı. Soğuk Savaş döneminde, yani tüm dünyanın iki kutba, hı. bölündüğü bir ortamda Aliya İzzet Begoviç bir üçüncü yol, kendisinin de teorisinin ismi olan bir üçüncü yol arayışına gidiyor. Hı hı. Yani bu siyasal koşulların içerisinde yeni bir arayışa gitmesi, hele ki siyaseten, hı hı. fikren kutuplaşmış dünyanın içerisinde bir üçüncü yol arayışı, hı hı. Ayrıca Aliya İzzet Begoviç'i kıymetli kılıyor. Peki. Şimdi Aliya İzzet Begoviç'i hayatında tanımış, birlikte mücadele etmiş bir konuğumuz var telefon hattında, bekletmeyelim. Telefon hattımızda Profesör Doktor İsmail Bardi var. Alo. Evet, buyurun. İsmail Hocam, teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim size. Efendim, bildiğiniz gibi doğumunun 90. yılında İzzet Begoviç'i anıyoruz. Siz de İzzet Begoviç'le tanışan ve birlikte mücadele yapan biri olarak İzzet Begoviç düşünceleri ve mücadelesi hakkında değerlendirmenizi alabilir miyiz? Hayır efendim. Hem ne kadar Türkçe'nin zayıf olsun, uğraşacağım daha bir kere miktar içerisinde konuşayım. Ben İzzet Begoviç rahmet gördüğü an o açıdan bir mekanı yazdım. Mekanının içinde Aliya İzzet Begoviç Doğu ve Batı arasında Aliya İzzet Begoviç. Hı hı. İkinci bir mekar yazmıştım. Şehit ve Şahid'in zemani olarak İzzet Begoviç. Yani İzzet Begoviç tabii ki önünü bir defa alacak, doğacak.
şimdi güzel bir davet olarak. Ama neden bunu yazdım? Birincisi bize Beguş önünde öyle bir kitleye nasıl ki Yugoslavya da bize orada Türklerin problemi ve hatlar en fazla Müslümanların problemi olan işte böyle bir yazarın o zaman da gelişi tabii ki çok önemli. Neden? O öyle bir yazılar ve bilgiler verdi. Müslümanların kimliğini, kimliğini takip etti ve onlara güzel dersler verdi. Nasıl kendilerini soruyacak, nasıl bir kültür içerisinde Müslümanlar kendilerini sadaklar ve gösterecekler. Ve onu yaptı. Onun mesajını ne zaman tanıttığı başlangıçların gördüğün zaman onların anlamı anına göre sayısı Müslümanlar neden cahil kalıyor? Müslümanlar neden okula gitmişler? Müslümanlar neden kendilerini göstermiyorlar? Öyle yazılar yazdı. Mesela bu yazılar tabii ki çok önemli. Bunlarda görürüz ki de Bedouin öyle bir kitle, öyle bir anda dersler ve güçlü dersler ve güçlü bir düşünceler ve İslam ve Kanaan 1970 yıllarında yazdı. O dönemlerde öyle konular maalesef çok güçlü ülkelerde Müslüman olan çoğunlukla Müslüman olan ülkelerde yoktu. Orada yazıldı. Ne yazıldı? Mütefet altı yazar o dönemde var buralarda. Yugoslavya. Büyük bir ülke. Yavaş yavaş hani yavaş yavaş onun hali değişiyor. Devlet bir adam oluyor. O dönemde çok şeylerde daha çok şeylere sahip oluyor. Ve de o sahiplik üzerine tabii ki bu en güzel toplum şehitlerin toplum da bir bosun diyorsunuz. Onların işkence ve bu 21. asırda ne yapıldı ki onu bilmedik bir defa ve onu anlatmak da gerekiyor. Maalesef böyle bir şey şimdi bazen görüyor ve onu tutuyor. Bu diyor ki önemi her defa daim kalacak ve onların onun Allah'a çok küçük bir kitapları var ve yaz ders oldu ve böyle diyor musunuz benim? Alo? Alo? Duyuyor musunuz? Duyuyoruz hocam. Duyuyor musunuz beni? Ses kalitesi bazen düşüyor ama duyuyoruz. Buyurun tamamlayalım hocam. Buyurunuz. Bunu diyorum. Bu en önemli şey de Beguş onun yani ona düşünceleri, yazıları her defa her zaman için önemli kalacak ve her hamle bir Balkan'da var. Bu kadar insanlar için önem taşıyacak yazılardır. Ben hocam çok teşekkür ediyorum. Daha uzun konuşmak isterdik fakat telefon hatları maalesef sağlıklı kurulamadı. Çok sağ olun katkılarınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Tamam. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet İsmail Bardi hocam önemli şeyler söyledi fakat telefon hatları maalesef uluslararası olunca bağlantı. Şimdi hocam ama aşağı yukarı anlaşılmış oldu değerlendirmesi sanıyorum. Umarım izleyicilerimize de ulaşmıştır. Bir devlet adamı mücadelesi, siyasi çalışmaları ama aynı zamanda üretken bir de yazar. Biraz eserlerine kısa kısa değinelim istiyorum. İsmail Hoca da bahsetti, siz de demin değindiniz. Herhalde en önemli eseri Doğu Batı arasında İslam. Evet. Niye önemli? Nedir burada getirdiği yeni yaklaşım? Ve bu kadar etkili olmasının sebebi nedir? Biraz bir kitaptan bahsetsek hocam. Bu Doğu ve Batı arasında İslam kitabı Ali Ezzet Begoviç'in belki bütün hayat birikimini yansıtan bir kitap. Yani birkaç yıl içerisinde hazırlanmış bir kitap değil. Evet. Gençliğinden itibaren yaptığı okumalardan hazırladığı, zamanla üzerine yeniden düşündüğü,
ve insan meselesini temel alan. Yani içerisine baktığımız zaman antropolojiden sosyolojiye, felsefenin metafizik tartışmalardan, işte sanat, din, bütün bu konulara giren geniş bir yelpazenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insan meselesini tartışan en önemli kitaplardan birisi. Hı hı. Doğu ve Batı arasında İslam demesinin sebebi de neticede bu İslam'ın üçüncü yol olması. Demin Faruk Bey'in söylediği, yani bir taraftan Doğu felsefesi daha mistisizme kayan, diğer taraftan da daha materyalizme kayan Batı felsefesinin arasında ya da materyalizm ve idealizm arasında İslam'ın her ikisini de ihmal etmeyen üçüncü yegane yol olduğunu Ali Ezzet Begoviç felsefi olarak ortaya koymaya çalışmış. Burada şuradan hareket ediyor İzzet Begoviç, varlığın çift yapısı olduğundan bahsediyor. İkili. Ki Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz yaratılmış olan her şeyin çift olarak yaratılmasından bahsedilir. İzzet Begoviç bu çift yaratılma, yani varoluşun çiftliğinin ikili olması durumunun bir dengesi halini İslam'ın başarabileceğini söylüyor ki özetle söylediği şeylerden birisi de şu, diyor ki aslında dünyaya baktığınız zaman üç tane görüş vardır hala. Bunlardan birisi Hristiyanlıktır, birisi Yahudiliktir, birisi de İslam'dır. Başka da bir görüş yoktur der özüne baktığınızda. Hristiyanlığa baktığınız zaman Hristiyanlık maneviyatın, yani özellikle maneviliğin, idealizm boyutunun daha aşırıya götürüldüğü bir düşünce olarak belirir ve pratik boyutlarıyla belirir. Yahudiliğe baktığınız zaman o da daha dünyevileşmiş ve daha materyalist bir yorumudur varlığın. İslam'a baktığınız zaman ise İslam ne maneviyatı maddiyata ne de maddiyatı maneviyata harcamayan, ikisini birbirine feda etmeyen, ikisinin dengeli halini ortaya koymaya çalışır. Ki orada kullandığı skalalar falan da vardır Ali İzzet Begoviç. Mesela ahiret ve dünya. Baktığınız zaman maneviyatçılar daha çok ahirete çok ağırlık yaparlar. İşte daha dünyevileşmiş olanlar da dünyaya yaparlar. Halbuki İslam'a baktığınız zaman dünyayı ahirete ve ahireti dünyaya feda etmeyen, ikisinin de dengesini götürmeye çalışan bir anlayış vardır. Ruh beden de aynı şekilde yorumlanabilir. Daha pek çok örnek var. Bu açıdan yoğun, kolay okunabilir bir kitap değil ama çok derinlikli bir kitap değil mi? Yani? Öğrencilerimize de önerdiğimizde en çok zorlandıkları kitap Doğu ve Batı arasında İslam oluyor. Yani benim kişisel tecrübemde de Faruk Bey'in de öyle olmuştur. Birkaç kez tekrar tekrar okuduğumuz bazı meselelere yeniden baktığımız. Ama burada önemli bir hesaplaşma da var, onu da söyleyelim. Yani Batı felsefesinin en derin meselelerine İzzet Begoviç ustaca girmiş ve o meseleleri ele alıp yeniden değerlendirmiştir. Bütün hesaplaşma Batı'yla da. Yani bir özgüveni de kitapta bir şekilde görüyoruz değil mi? Yani Batı'ya karşı bir kompleks değil, bir özgüven. İslam dünyasına karşı da bir öz eleştiriden kaçırmayan bir entelektüel portre. Bir de belki şey olarak da okumak gerekir. Yani Batı bize neler getiriyor ve bizden neler götürüyor? Sorusunu kompleksiz bir şekilde cevaplayan, çağdaş İslam düşüncesinin içerisinde önemli bir yer tutan bir isim. Evet, bu Doğu ve Batı arasında İslam kitabı bu. Şimdi tek o kitabı yok tabii. Başka kitaplar da var. Mesela Faruk Hocam size geçmişken söz. Tarihe Tanıklığım. Bu da önemli eserlerinden biri sanıyorum. Bunun özelliği, içeriği nedir? Bu Ali İzzet Begoviç'in kendi biyografisini kaleme aldığı bir eser. Fakat burada sadece Ali İzzet Begoviç'in şahsına dair veriler okumuyoruz. Aynı zamanda savaş dönemini, Bosna'nın zaten girişinde Noel Malcolm'dan alınan kısa bir Bosna tarihine yer veriliyor. Bosna'daki halkların ilişkilerini, oradaki siyasal atmosfere ve Bosna Savaşı'ndaki yaşanan kritik olayları bizzat canlı birinci ağızdan okuma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda Türkçesi de ustalıkla Türkçe'ye kazandırılmış. Bu anlamda okuması çok eğlenceli, zevkli bir biyografi kitabı. Biz de Aliye'ye ilgi duyanlara ilk tavsiye ettiğimiz bence Tarihe Tanıklığım eserinden okumaya başlamalarını tavsiye ediyoruz. Böylece biz ilgililere tekrar hatırlatmış olduk. Tabii eserlerinden devam edersek bir göz ardı edilemeyecek bir başka kitabı Özgürlüğe Kaçışım. Evet. Zindandan Notlar. Demin de değindik ki 9-10 yıl değil mi? Burada öne çıkan, dikkat çeken şey nedir Mahmut Hocam? Bu ikinci hapishane döneminden, yani Saraybosna İslamcılık davasından sonra hapse girdiği 83 ve 88 yılları arasındaki tuttuğu notlar.
İzzet Begoviç burada gene Doğu ve Batı arasında İslam'da ele aldığı meselelere yönelir. Zaten bir bölüm şeydir. Doğu ve Batı arasında İslam'ı haşiyedir. Hmm. Onları yeniden değerlendirir. Hatta kendi öz eleştirisini yaptığı yerlerde var. İzzet Begoviç'in en önemli taraflarından birisi o zaten. Yani donuk, kalıplaşmış bir mutlak yorum sahibi bir adam değil. Yani kendisini de yenilemiş, fikirlerini geliştirmiş birisi. Onun dışında İslam'la ilgili bir bölüm var, ahlakla ilgili bir bölüm var, sanatla ilgili bir bölüm var ama temelde yine Doğu ve Batı arasında İslam'ın meselelerine odaklandığını özgürlüğe karşımda görüyoruz. Bunların tabii bir hikayesi de var bu kitabın, başka bir hikayesi, onu da belirtmek lazım. İzzet Begoviç bunları notlar halinde alıyor ama okunamayacak şekilde o notları alıyor. Çünkü baskı altındalar, hapishanede çıkarılması zor. Bunlar hapishaneden çıkarıldıktan sonra kendisinin Cumhurbaşkanlığı döneminde yayınlanıyor. Adeta evet, yani. Yeniden. Yani saklayarak, gizleyerek tuttuğu defterlerden yazdığı notlardır. Ancak çok önemli ahlaki, felsefi meselelerle ilgili burada daha aforizmalar şeklinde yazılmış şeyler. Bu da çok önemli bir eseri tabii. Bir diğer, buyurun. Bu kitabın başlığı da aslında çok... Yani dikkate değer, manidar. Yani hapishanede Aliye İzzet Begoviç okumayı, yazmayı bir özgürlüğe kaçış olarak okuyor ve değerlendiriyor. Bu anlamda kendisini hapishanede nefes alıp vermesine imkan olan şeyin aslında okumak, yazmak olduğunu, o derece entelektüelliğe düşkün bir isim olduğunu bu kitabında bir de özgürlüğe aslında kavuşulur değil mi? Özgürlük arzulanır. Özgürlüğe kaçış ifadesi. Evet. Özgürlük bedeli olan bir şey. Yani İzzet Begoviç de hapishanede, çünkü hapishane ortamı çok zor. Kendisi de zaten bazen böyle melankoli halini düştüğünü söylüyor. Okumak ve işte bu notları almak en azından bir özgürlüğe ilişkin yapabildiği şeylerden birisi. Yani o bedeli ödediği şeylerden birisi olmuş. Ve konuşmalar. Bu daha Bosna Savaşı sırasında değil mi? Evet. Devlet adamlığı dönemine ilişkin. Özellikle yaptığı diplomatik görüşmelerini sonrasında yaptığı konuşmaları içeren bir metin. Bu da bize savaş dönemine dair Aliya'nın duruşuna, tutumuna, tavrına dair çok önemli veriler veriyor. Yani ona ilişkin bir şey daha söylemek lazım belki. Bu konuşmalarda da çok dikkat çeken bir şey var. İzzet Begoviç diğer kendi duruş yerinden sapmadan gerçekten bir filozof edasıyla. Yani bilge bir yönetici, bilge bir lider olarak o kendi duruş yerini, felsefesini, yani donanımlı bir düşünce adamı olduğunu bu konuşmalardan da görüyoruz. Yani savaş sırasında da o itidali kaybetmeden daha önce inandığı ilkeleri onlarla tutarlı kalacak şekilde, o ilkelerle tutarlı olacak şekilde konuşmalar yapmış. O yüzden sadece diplomatik, politik konuşmalar olarak geçmemek lazım. Bunlar da çok değerli konuşmalar. Buraya gelmişken söz, şimdi genelde entelektüel yönelişleri olan, okumayı yazmayı seven, bu alanlarla iştigal eden insanların uygulamada dirayet, karar alma, hızlı karar verme ve yönetme noktalarında aynı başarıyı göstermedikleri konuşulur hep. Tarihten beri böyle bir şey vardır. Fakat İzzet Begoviç farklı bir figür. Hem entelektüel derinliği, kafa yorduğu meseleler, Batı'ya karşı neredeyse meydan okuyucu bir üslup ama savaş yıllarında da çok dirayetli bir komutan. Değil mi? Yani öyle bir özelliği mi var sanki? Farklı bir... Yani şöyle, bizim çok aslında siyasi tarihte de eşini az gördüğümüz insanlardan birisi. Biliyorsunuz Platon'un devletinde bir filozof kral tanımlaması vardır. Ama o filozof kral tanımlaması kendisini de biliyorsunuz bir site devletine buyur gel teorisini yazdın. Şurada biraz krallık yap dedikleri zaman Platon orayı terk etmek zorunda kaldı. Başaramadı teorideki arzularını. İzzet Begoviç o yüzden tarihteki o az örneklerden birisidir. Yani hem bilge olacak hem entelektüel olacak hem de diğer taraftan siyasette de başarılı olacak. Yani onu pratiğe aktarma en azından düşüncesini. Bu anlamda Aliye İzzet Begoviç farklı bir figür. Yani örneğini belki İslam tarihinde bile az göreceğimiz figürlerden birisi. Bunu başarabilmek kolay mı? Onun kolay olmadığını biz burada özellikle hem bu konuşmalar kitabında savaş sırasında hem de özellikle otobiyografisinde, yani tarihe tanıklığında çok net bir şekilde görüyoruz. Kolay değil, bedel ödemeyi gerektiren bir şey o da aynı şekilde. Fakat bir şeyi daha vurgulamak lazım. Biliyorsunuz bilge kral diye bir tanımlama var rahmetliye ilişkin.
İzzet Begoviç'in bilge kralındaki vurgu bilgeliğedir aslında. Evet. Yani krallığa değildir. Hı hı. Pek çok insan bir şekilde yönetici hı hı. olabilir. Hı hı. Ama Aliye İzzet Begoviç bilgelikle ikisini harmanlayabilmiş ve gene bilge kalabilmiş bir adam. Yani hı hı. siyasete girip o kadar yıpranmaya rağmen yıpranmamış değil, onu da söyleyelim. Aliye İzzet Begoviç kendi memleketinde eleştirilmiş, muhalefeti de çıkmış birisi ama neticede düşmanlarının bile saygısını kazanmış duruşuyla, ilkeli siyasetiyle böyle birisi. O yüzden çok da karşılaştığımız bir tip değil siyasi tarih açısından. Savaş döneminde bile hep ilke vurgusu yapan, özdeyiş haline gelmiş, atasözü haline gelmiş, uyarıları olan bir düşünürdüm. Bir şey ilave edeceksiniz galiba. Bir de savaş dönemindeki o bilgeliği, yani buradan konuşurken o bilgeliği sergilemek çok kolaymış gibi hı hı. algılanabilir ama şimdi Aliye İzzet Begoviç'in şahit olduklarını göz önüne hı hı. aldığımızda o bilgeliği, o duruşu hı hı. ya da felsefesini ortaya koyduğu siyaseti uygulama çabası hakikaten çok güç görünüyor. Hı hı. Çünkü işte tecavüzlere şahit oluyor. Yani kendi halkının tecavüze uğradığına şahit oluyor. Srebrenica diye bir toplu katliam var. Bugün bombalanıyor. Yani tabii kendisi bir ara pazar yeri, çocuklar pazar yeri bombalanıyor. Yani Saraybosna kuşatma altında. Yani böyle bir savaş atmosferinin içerisinde masum olan düşmanın masum unsurlarına, halkına zarar vermemeyi itina edecek kadar o siyaset felsefesine, siyaset anlayışına bağlı kalıyor. Şimdi asıl demin de hep değinildi, kitap eksik kalmasın. Evet. Bu İslam Deklarasyonu. Evet. İlk siyasi önemli metinlerinden bir tanesi değil mi? Yani hangi ihtiyaca binaen, demin kısmen değindiniz ama birkaç cümleyle altını çizelim diyorum. Yayınlandığı dönem ve nasıl bir ihtiyaca binaen böyle bir deklarasyon yayınlama ihtiyacı duyuyor evet. örgüt? Şimdi hocam biliyorsunuz İslamcılık akımı ilk ortaya çıktığı zaman hı hı. yani modern dünyada İslam'ın bir söz sahibi olması gerektiğine dair ilk eserler verildiği zaman hı hı. Dünyada bağımsız olan Müslüman devlet sayısı 2'ydi. Kısmen işte bazen Afganistan'da oluyordu ama Türkiye, Osmanlı Devleti'ydi, İran'dı, bir de Afganistan'dı. Aliye İzzet Begoviç aynı soruyu tekrar sorar. Yani hı hı. 20. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde hı hı. 1969'da yayınlandı hı hı. İslam Deklarasyonu. Hı hı. 1969'a gelindiğinde acaba İslam dünyasında durum ne? Yani biz Müslüman toplumların, İslam Müslümanların yaşadığı toplumları yöneten devletlerin hala bağımsız olduğunu söyleyebilir miyiz? Hı hı. Maalesef bu soruya Aliye İzzet Begoviç menfi cevap verir. Hı. Yani bugünkü halleriyle diyor 1969'da İslam toplumları hala bir sömürge hı hı. Devleti, toplumu görünümünden kurtulabilmiş değil diyor. Hı hı. Üstelik de bunu bizatihi bu toplumların kendi içinden yetişmiş olan aydınlar eliyle, yönetici elitler eliyle yabancılaştırıldığı bir şekilde biz görüyoruz Aliye İzzet Begoviç'e göre. O yüzden bütün Müslüman toplumlara hı hı. bağımsızlığınız için, yani ne geleneğin içerisine takılmış, hı hı. çok da İslam'dan ayırt ede, yani İslam'la geleneğin bir araya gelmesi ama İslam mı, gelenek mi sorusuna net cevap veremediğimiz ritüeller, pratikler ve düşünce değil. Hı hı. Diğer taraftan da tamamen İslam ilerlemeye manidir deyip de hı hı. böyle kendi halkına, kendi geleneğine yabancılaşmış bir anlayışın da İslam toplumlarına deva olamayacağını İzzet hı. Begoviç söylüyor. O zaman ne yapacağız? O zaman bizim bir tek yolumuz kalıyor. İslam'ı aslından yeniden hı hı. öğrenmemiz gerekiyor. Yani bütün Müslüman toplumların yeniden Müslümanlaşması, topyekun hı hı. Müslümanlaşması hı hı. Gerekiyor. Çağrısını burada yapmış. O yüzden birlikte zaten basılmıştı. En önemli problem İslam Deklarasyonu'nun İslam Rönesansı'dır. Hı hı. Yani İslam'ın yeniden doğuşu hı hı. Nasıl olacak? Pek çok meseleye değinmiştir burada İzzet Begoviç. Eğitim, hı hı. aile, hı hı. kadın meselesi, hı hı. Çocukların yetiştirilmesi, iktisat, hı hı. bütün bunlara ilişkin Müslüman toplumlar ne halde sorusuna bir cevap vermiş. O yüzden İslam Deklarasyonu İzzet Begoviç'in bütün Müslüman toplumlara yaptığı bir aslınıza dönün çağrısıdır. Evet Faruk Hocam, şimdi Mahmut Hocam da söyledi, eserlerinde öne çıkan değişik kavramlar var. Yani doğu, batı, medeniyet, ahlak, eğitim, insan, evet. ütopya. Yani bu kavramsal çerçevesinden hareketle neler söylenebilir İzzet Begoviç'in ilgi dünyasına ilişkin? Yani Mahmut Hocam'ın da ifade ettiği gibi İzzet Begoviç batı felsefesiyle bir hesaplaşmaya girer. Hı hı. Ve burada hı hı. güçlü bir hesaplaşmaya girer. Tabii burada İzzet Begoviç'in kavramaya çalıştığı şey gerçekliğin doğası nedir? Hı hı.
Yani biz hakikate ne oranda yaklaşabiliriz ve aslında hayat, gündelik hayat akıp giderken buradaki hakikat nedir sorusunu cevap aramaya çalışır. Hı hı. Tabii tırnak içerisinde Batı'nın buna bir cevabı var. Hı hı. Tırnak içerisinde Doğu'nun da buna bir cevabı var. Fakat Ali Ezzet Begoviç için bu ikisi de tatmin edici değildir. Hı hı. Ondan dolayı felsefenin farklı alt disiplinlerindeki temel tartışmaları konu edinir. Hı hı. Varlık problemini konu edinir. Hı hı. Ki ondan dolayı varoluşçuluk felsefesini titizlikle okumuştur ve eleştirmiştir. Mesela son 100 yılın, 200 yılın en önemli düşünürlerinden birisi. Marx'ı çok titizlikle okur. Dolayısıyla iktisadi bir sistem olarak, siyasal bir sistem olarak Marksizmin, komünizmin ne manaya geldiğini anlamaya çalışır. Medeniyet meselesine kafa yorar, evet. Siyaset meselesine kafa yorar. Ama bunların hepsine baktığımız zaman bir ortak payda buluruz. Bu ortak payda insan meselesidir. Yani insan nasıl bir varlıktır? Ve içinde yaşadığımız çağda insanın özgürlüğe kavuşması neyle mümkündür? Sorusunu cevaplamaya çalışır ve Ali Ezzet Begoviç tüm bu tartışmaları da tabii ki bir temelden hareketle yapar. O temelde Ali Ezzet Begoviç'in dünyasında İslam. Din çok önemli bir yer tutuyor değil mi? Evet. Şimdi hocam sürenin sonuna doğru geldik. Ezzet Begoviç üzerine yapılan birkaç çalışmaya da değinelim istiyorum. Bunlardan bir tanesi sizin ortak yazdığınız Özgürlük Mücadelesi ve İslam Düşünürü Ali Ezzet Begoviç. Bunu da ben izleyicilerimizle paylaşmak isterim. İkinizin içinde makaleleri var değil mi? Yani bununla ilgili de birkaç cümle özetleseniz. Nasıl ortaya çıktı? Ne tür yazılar var? Tabii bizim arkadaşlığımız, dostluğumuz çok eskilere dayanıyor. Faruk Bey yüksek lisans tezi Ali Ezzet Begoviç üzerineydi. İlk çalışmaydı. Bizim o dönemden itibaren yaklaşık 11 yıldır, 10-11 yıldır Ali Ezzet Begoviç üzerine okumalar, işte, farklı programlara katılma imkanlarımız oldu. Bu da bu bir kendini yetiştirme çabasının bir sonucu. Yani karşılıklı olarak öyle bir eser ortaya çıktı. 8 tane makale var, içerisinde. Elinize sağlık. Çeşitli toplantılara katılmalar dediniz. Evet. Bu konuda benim en azından ulaşabildiğim 2 tane anma toplantısı var. İkisinde de sizin katkılarınız var. Ali Ezzet Begoviç Uluslararası Sempozyum o bildirileri. O vefatının 5. yıl dönümünde Bosna Hersek'ten de çok katılan olmuştu. Buna da değinelim. Hapishane arkadaşlarından gelenler olmuştu. Tanıklıklar vardı. İçinde bir tanıklıklar diye bir bölüm var. Biraz evvel İsmail Bey katıldı. Onun da bir birliği var. Orada tanışma imkanı bulmuştuk biz de. Bu en kapsamlı çalışma, İzzet Begoviç üzerine yapılan çok geniş kapsamlı bir çalışmaydı ve çok katkı oldu gerçekten İzzet Begoviç'e. Bir de 10. O da vefatının 10. yılında. Bu da yine bir anlatı. Üsküdar Belediyesi ve İlmi Etütler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Doğu ve Batı arasında İslam Birliği İdeali diye Ali İzzet Begoviç üzerine gene farklı konularda tebliğlerin sunulduğu bir çalışma. Evet. Birkaç yüksek lisans tezi falan tezler da yapılıyor. İlgi var. Evet, bu vesileyle İzzet Begoviç'i bir kez daha rahmetle analım. Size de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için, emekleriniz için. Çalışmalarınıza başarılar dilerim hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü programda vaktimiz el verdiğince Ali Ezzet Begoviç'i bir düşünce ve dava adamı olarak ele almaya çalıştık. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.